Medya Akademi sponsorluğunda hazırlanan Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'i başlıyor. Merhaba, ben Okan Yüksel. Medya Akademi sponsorluğunda hazırladığımız Sıfırdan Yüzey Girişimcilik Podcast'inin 6. bölümüyle karşınızdayız. Bugün 26 Ocak 2020, kahve eşliğinde güzel bir Ankara sabahından sesleniyorum sizlere. Bir önceki bölümümüzde uzun yıllardır profesyonel olarak çalıştığım dijital pazarlama üzerinde durmuş, bu konudaki bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmıştım. Bugünkü konumuz ise esasında dijital pazarlama kadar yetkin olmadığım ancak Medya Akademi'de son 1-2 yıldır aktif olarak kullandığımız, şirket olarak çok iyi sonuçlar aldığımız e-ticaret olacak. Bugün e-ticareti, e-ticaret ve dijital pazarlama ile nasıl mükemmel bir sinerji oluşturabileceğinizi ve tüm bunların şirketinize, kariyerinize ne gibi katkıları olacağını konuşacağız. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Sıkıcı mı oluyor bilmiyorum ama işi kuralına göre yapmak adına önce tanımlarla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle e ticaret nedir? Buna bir cevap bulalım. Medya Akademi tarafından ücretsiz erişime açılan dijital pazarlama ve e-ticaret sözlüğünde kavram şu şekilde ele alınıyor. E-ticaret elektronik ticaretin kısaltmasıdır. Herhangi bir ticaretin elektronik ortamda yapılmasını ifade eder. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin ...bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Medya Akademi'nin dijital pazarlama ve e-ticaret sözlüğünde e-ticaret kavramı bu şekilde açıklanmış. Aslında bakıldığında elektronik ticaret, yani kısaca e-ticaret... ...bunca yıldır hali hazırda yaptığımız ticari faaliyetlerin elektronik ortama taşınması ve burada yapılmasını ifade ediyor. Bu kapsamda bilgisayar ve internet kullanımının yoğun olduğu ülkeler e ticaretin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şuna dikkat ediyorum. Türkiye'de özellikle e-ticaret çok fazla konuşuluyor. Aynı şekilde mesela yazılım da çok fazla konuşuluyor. Herkese e-ticaret, herkese yazılım öneriliyor. Ama geldiğimiz noktada bu konularda hala ama hala yolun çok çok başındayız. Ne yazık ki Türkiye mesela sosyal medya ve dijital pazarlama konularında dünyada ilk onlara girebilmiş olmasına rağmen e-ticarette et ilk onu bırakın ciddi bir sıralamada bile yer alamıyor. Nüfus olarak Türkiye'den çok çok daha az bir potansiyele sahip ülkelerde bile e-ticaret bizden çok daha fazla kullanılıyor. Tabi bu hepimiz için bir de potansiyel arz ediyor. Hani Türkiye'de daha e-ticarete çok fazla giriş olmaması sizin bu alanlara girmenizde çok kısa sürede öne çıkmanızı sağlayabilir. Rüzgar şu an e-ticaretten yana esiyor ve bu rüzgar gittikçe kuvvetlenecek ve bir gün... Herkese ticarete bir akın yaptığında Orada olan, orada yelkenini buna göre hazırlamış olanlar ciddi yol kat edecekler. Dilerim onlardan biri oluruz ya da siz de olursunuz hep birlikte bunları kullanırız. Ki ticarette şöyle bir avantajımız da var. Pazarımız sadece Türkiye'de değil. Dünya gerçekten globalleşiyor ve globalleşen dünyada siz çok fazla... Bir ürün satış potansiyeline sahipsiniz, hizmet satış potansiyeline sahipsiniz. Bunları aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Türkiye'deki e-ticaret potansiyelinin kullanılamamasına neden olan şeylerden birisi algılar. Biz ne yazık ki e-ticareti çok pahalı ve çok zor bir şey sanıyoruz. Halbuki değil. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E-ticaret yapmak için milyonlarca dolarınızın olmasına gerek yok. Ya da işte yüz binlerce lira yatırım yapmanıza gerek yok. E-ticareti yapabilmek için aslında temelde ihtiyacımız olan şey Birincisi bir domain. Domain insanların bizim işte web sitemizi bulmasını sağlıyor. Örneğin medyaakademi.com.tr bir domain. Böyle bir domain almanız gerekiyor ki mesela bugün com uzantılı bir domaini 7 dolara alabiliyorsunuz. Ayrıca ihtiyacımız olan şey bir hosting. Hosting de bizim web sitemizi, ticaret sitemizi kuracağımız bir alan. Bu alanı da bugün yani yıllık ücret söyleyeyim minimum 80-90 liradan başlayan fiyatlarla çok rahat alabilirsiniz. Türkiye'de çok iyi hosting firmaları var. Bunları kullanabilirsiniz. Bir domain ve hosting aldıktan sonra e-ticaret sitenizi kurabileceğiniz ücretsiz platformlar var. Bunlardan birisi örneğin WordPress ve WordPress'in bir eklentisi olan WooCommerce. WordPress ve WooCommerce dünyada en çok kullanılan içerik yönetim sistemlerinden birisi ve tamamen ücretsiz. Siz bu sistemi kullanarak ki kullanımı oldukça da kolay aslında zor değil. Bu sistemi kullanarak çok ciddi bir eticaret operasyonuna başlayabilirsiniz. Yani hali hazırda 200-250 liralık bir yatırımla şirketinizin eticaret operasyonunu başlatma şansınız var. Bu çerçevede Asla ama asla e-ticaret şöyle düşünmeyin. Yani ben bu alana gireceksem 250 bin dolar yatırmam lazım. Ben bu alana gireceksem işte yüz binlerce lira yatırmam lazım. Hayır. Siz bir esnaf olabilirsiniz. Küçük bir işletme olabilirsiniz ve bunu denemek istiyor olabilirsiniz ki bunu yapmanız lazım. Çünkü bence e-ticarette Butiklerin, küçük işletmelerin çok fazla önemi olacak ilerleyen dönemde. Niş alanlara girenlerin çok avantajı olacak yine aynı şekilde. Bu çerçevede siz bu Küçücük yatırımla bunları deneyimlemeye başlamanız gerekiyor. Asla kulak asmayın. Yani ben bazen YouTube'da falan görüyorum e ticaret konuşmalarını. Yani bu 250 bin doları öyle kafadan sallamıyorum. Adam ciddi ciddi şunu diyor işte 250 bin doların yoksa e ticarete girmende çok sıcak bakman falan değil öyle bir şey. Bunu da ne yazık ki yapıyorlar. Yani 250 bin doları kandırıp adamı bir saçma sapan yazılımla e ticarete sokuyorlar. Adam tabii ki o parayı çıkaramıyor ilk olarak buradan. Ve operasyon başlamadan bitmiş oluyor. Sadece adamın parasını almış oluyorlar. Bu konuda zaten şu çok net bir şey. Bunu mutlaka artık öğrenmemiz gerekiyor. E-ticaret, dijital pazarlama ve bunun gibi birçok alan dışarıdan hizmet alabileceğimiz şeyler değil artık. Biz bunları eğer orta ve büyük ölçekli bir firmaysa kendi içimizde çözmemiz lazım. Ben dışarıdan bir ajanstan e-ticaret sitesi aldırdığım zaman, yazılımı yaptırdığım zaman uzun vadede ben bunları sürdüremem. Yaptığınız platformun açık kaynak kodlu olması oldukça önemli mesela. WordPress ve WooCommerce gibi. Çünkü üzerinde her türlü düzenlemeyi yapabiliyorsunuz, bunu geliştirebiliyorsunuz ve bu paneller zor paneller değil, kolay paneller. Ayrıca şu da önemli bir şey. Bakın yani kendi alanınızda e-ticaret potansiyelinin ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu algılamak için önce kendiniz bir girişim yapın. Yani işte WordPress ve WooCommerce'de bir e-ticaret sitesi kurun. Daha sonra buradan iyi sonuçlar aldıkça zaten şunu göreceksiniz, işte aldığınız hosting paketi yetmeyecek, onun bir üst paketine geçeceksiniz. Ya da markanız için daha farklı alternatifler üretip daha farklı marka adları geliştireceksiniz. Bunları zamanla yapacaksınız. Ama benim size önerim ilk başta küçük bir bütçeyle bir WooCommerce eticaret sitesi kurarak kendi ürün ve hizmetlerinizi bir internete dahil edin. Yani bu anlamda benim önerim kendi sitenizi ilk aşamada kurup burada bir eticaret entegrasyonu yapmanız olacaktır. Peki ödeme sistemlerini nasıl yapacaksınız? Bunlar da artık çok kolay. Mesela Türkiye'de biz operasyonlarımızda genelde Easyco ve PayTR diye sanal POS hizmeti veren şirketleri kullanıyoruz. EZCO'da da PayTR de aslında oldukça iyi firmalar ve biz bu firmalardan örneğin her hemen her kredi kartı 12 taksitle ürün satışı yapabiliyoruz bu firmalar üzerinden tabii ki komisyon alıyorlar ama bu komisyonlar da katlanılabilir seviyelerde. Aksel'de mesela gidip tüm bankaları tek tek gezmeniz gerekirken bunlarla öyle bir derdiniz olmuyor. Yani birisiyle anlaştığınız zaman tüm kredi kartlarını sitenize entegre edebiliyorsunuz. Ve bu işlemler de 1-2 gün bile sürmüyor. Yani saatler içinde EasyCo ya da PyTR entegrasyonunu yapabiliyorsunuz. Ki WordPress'te bunun da çok kolay entegrasyonu oluyor. Yani çok rahat bir şekilde bu entegrasyonu yapabiliyorsunuz. Bu e ee, tabii ki e-ticaretin bir boyutu. Ben bu konularda biraz böyle muhafazakarım. Yani ticaret yapıyorsan da kendi siten olması gerekiyor. Önce kendi platformunu geliştirmen gerekiyor. Markanın olduğu bir adres, domain olması gerekiyor. Ama tabii bu ilk aşamada size satış getirmez. Yani bir e-ticaret sitesi kurduğunuzda yarın işte binlerce satış yapamazsınız. Hani bunu ancak reklamla desteklemeniz gerekebilir. Ancak dijital pazarlamayı kullanarak çok ciddi satışlar yapılabilir kısa sürede. Bu biraz uzun vadeli bir iş. Yani kendi e-ticaret sitenizi kurduğunuzda siparişlerin gelmesi biraz zaman alabilir eğer reklam vermezseniz. Peki ne yapacağız? Burada da karşımıza sanal pazar yerleri giriyor. Türkiye'de mesela Trendyol hepsi burada. N11, Amazon gibi birçok sanal pazar yeri var. Bu pazar yerlerinde dükkan açabiliyorsunuz. Bir hali hazırda ticari işletmeniz varsa resmi evraklarınızı iletip bu saydığım Trendyol'da, yolda N11'de ya da işte diğerlerinde bir ya da işte gitti gidiyor da mesela unutmuştu onu. E, bu tür sanal pazar yerlerinde dükkan açabiliyorsunuz. Ve buralarda şu var. Çok daha fazla satış yapabilirsiniz. Yani ücretleri daha optimum seviyelere çektiğinizde, daha uygun fiyatı sattığınızda binlerce satış yapma ihtimaliniz var. Girdiğiniz gün dahi. Ama burada şu önemli. Dikkat e ticaret forumlarını ve ticaretle ilgili kapalı grupları takip ediyorum. Bu gruplarda mesela şununla çok karşılaşıyorum. Hesaplamalar bazen yanlış yapılıyor. Yani ben şu kadar ciro yaptım. Benim ciro'm bu kadar fazla. Demek e-ticarette başarı değil. E-ticarette başarı ne kadar ciro yaptığınızdan çok karlılığınız oluyor. Yani ben e, şunu yapabilirim. Yani bugün işte biz genelde işte kitap ticareti yapıyoruz e-ticarette. Yarın için bana şunu diyebilirsiniz. Ya Okan bana işte 1 milyon liralık bir e, ciro yap. Yarın için size 1 milyon liralık ciro yaparım. Nasıl yaparım? Gidelim trend yolda giderim. Hepsi burada giderim. Orada burada. En uygun fiyatlarla. Belki de zararına fiyatlar... ...belirleyerek bunları satmaya başladığında ...1 milyon lirası da yarın ciro yapabilirim. Kârlılık var mı? Yok. Zarar etmiş olabilirim. Burada mesele satmak değil. Yani kendi web sitemde satmak çok önemli. Bazen bence kâr etmeden bile satabilirsiniz... ...kendi e ticaret sitenizde. Başa baş gelse bile reklamınızı yapmış olursunuz. Kişiler sizin markanızı tanımış olur. Ama sanal pazar yerlerine tamamen kâr odaklı gidin. Çünkü orada marka değerinizi çok daha fazla yükseltemeyeceksiniz. Ve insanların çoğu aslında ürünleri sizden aldığını bilmeyecek. Yani o gidip mesela trend olan ürünü aldığını düşünecek ya da işte başka bir mecradan hepsi buradan Amazon'dan aldığını düşünecek. Bu kapsamda eğer sanal pazar yerlerine girecekseniz bu karlılık ayarlarını çok iyi yapın. Yani ben işte bir üründen ne kadar kar edebiliyorum? Yani bazı durumlarda karlılığınız 1-2 liralara kadar düşebilir ki bu tehlike. Çünkü bir de bu işin iadesi, kargolaması vesaire de size ilerleyen zamanda bir maliyet oluşturuyor. Bu kapsamda sanal pazar yerlerini de göz önünde bulundurmanızı öneririm. Özellikle çok fazla ciro yapmak istiyorsanız, çok fazla satış yapmak istiyorsanız ya da mesela niş bir ürününüz varsa, o ürünü başkası satamıyorsa, size özgü bir ürün varsa direkt sanal pazar yerlerine girin. Yani benim elimde bir ürün var ve bu üründe başka hiç kimse üretemiyor ya da işte üreten sayısı çok az. Ben bu ürünü kendi markamla mesela Trendyol'a hepsi burada ya Amazon'a ve diğerlerine dahil ettiğim anda doğrudan ciddi satışlar yakalayabilirim ve pazarlamayla da uğraşmak. Çünkü zaten Trend yol ve diğerleri bunun pazarlamasını bir şekilde kendileri yapıyor. Tüm bu e ticaret faaliyetlerini çok ciddi şekilde kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi Türkiye deniz yolun çok başındayız ve e, yanlış algılar söz konusu. Yani bu iş çok pahalı, bu iş çok zor değil. Yani çok daha zor işler biliyorum e-ticaretten çok daha zor işler biliyorum. E-ticaret oldukça kolay ve en önemlisi bu alanda kendinizi geliştirebileceğiniz çok sayıda internette içerik var, çok sayıda profesyonel eğitim var. Bunları da alabilirsiniz. Ayrıca deneme yanılma yöntemi de bu konularda oldukça iyidir. Yani gidip deneme yanılma derken gidip 50 bin liranızı batırın demiyorum. Bir e-ticaret sitesi nasıl kurulur? Nasıl bir işte domain alınır? Bunları da öğrenmeniz size avantaj sağlar. Çünkü hayat dijitalleşiyor. Bugün bir web sitesi kurulumu yapmak, bugün bir uygulama kurulumu yapmak aslında çok hem kolaylaşıyor hem de herkesin artık buna ihtiyacı olacak yakın zamanda. Bunları da göz önünde bulundurup bu e-ticaret konusuna yönelmenizi isterim. Çok yakın zamanda şunu net olarak söyleyebiliyoruz ki e-ticaret yapmayan firmalar büyük kayıplar yaşayacak. Evrim sürecinde canlılar çok zeki oldukları için ya da çok güçlü oldukları için hayatta kalmıyorlar. Evrim şunu söylüyor. Uyum sağlayabilen ayakta kalır ve dünya dijitalleşiyor. Ve siz bu dijital dünyaya ne kadar uyum sağlarsanız o kadar ayakta kalma potansiyeliniz var. Ve son olarak şundan bahsedeyim e-ticaret ile dijital pazarlama tam bir sinerji sunuyor. Yani siz bir e-ticaret operasyonuna girdiğinizde bir e-ticaret sitesi kurduğunuzda dijital pazarlama yapmanız zaruri ve çok da karlı olabilir. Yani şunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben örneğin bir kalem satıyorsam, bu kalemden karım 20 TL ise dijital pazarlamada internet reklamlarında şunu kurgulayabiliyorum. Bu kalemin reklamını yap ve bu reklamı yaparken asla 20 liradan fazla maliyet olmasın birim maliyet. Ben bir satış yapacaksam bundan 20 lira kazanacağım ve sen 20 liranın altında bir reklam kampanyası yaparak bu kalemi bana sattır. Sistemi bu kadar otomatize edebiliyoruz. Otomatik şekilde kurabiliyoruz. Ve bunları yaptığımızda emin olun çok ciddi satış rakamları yakalayabiliyorsunuz. Bu kapsamda e-ticarete eğer bir şirketiniz varsa, ürün ya da hizmet satıyorsanız asla ama asla geç girmeyin. Artık girmenizin zamanı geldi ve geçiyor. Mutlaka e-ticarete yönelmenizi isterim. Bunu da WordPress ve WooCommerce e kendi sitenizi kurarak yapabilirsiniz öncelikle. Sonrasında sanal pazar yerlerini mutlaka öneriyorum her şeye rağmen. Mutlaka bu sanal pazar yerlerine girin. Bunlar size avantaj sağlayacaktır. Bunları değerlendirmenizi öneriyorum. Son olarak Medya Akademinin podcast serisinde herkes için e-ticaret adlı bir podcast'imiz var bu podcast'i Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip çok ciddi bir e ticaret operasyonu kuran ve bu anlamda ciddi başarılar elde eden Turu Sarıkaya ile Medya Akademi Genel Müdürü Elif Akın Yüksel yapıyorlar. İkisinin e, deneyimlerini dinlemenizi öneririm. Çok güzel e, bilgiler paylaşıyorlar. Onu da Medya Akademi'nin e, YouTube kanalında bulabilirsiniz. Hatta 360 derece kayıt alınıyor o podcast'te. 360 derece video kaydıyla bunu izleyebilirsiniz. İyi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz bugün e, fazla konuşmuş olabilirim. Normalde 15 dakikayı aşmamaya çalışıyorum artık. Bu aşamaya kadar dinlediyseniz, bana katlandıysanız çok teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Yaşam'dan Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'i sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.